Hepinize merhabalar. Bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta da yine tarihi zirvelerini test etti. Günlük bazda günün en yüksek seviyesinden kapattığı günleri gördük bu hafta boyunca. Endekste 6724 seviyesi maksimum seviyemiz bu hafta içinde test edildi. Evet, bu noktalarda bir miktar zorlanıyor. Endeks bunu görüyoruz. İşlem hacmi son dönemde artmış olmasına rağmen bir düzeltme gelebilir mi? Evet, düzeltme gelebilir. Bir şey bahane edebilir. Örneğin hisse bazlı düzeltmeler olabilir. Geçen çarşamba günkü yayınımızda bilanço beklentilerinden bahsetmiştik. Bilanço beklentisi beklentilerin üzerinde gelen hisselerde belki realizasyonları görebiliriz. Ama önümüzdeki dönem için o hisseler orta vadede olumlu olmaya devam edecektir. Eğer bir hissenin bilançosu iyi geldiyse. Ama ilk etapta beklenti satın alındıysa daha öncesinde o hisselerde satışlar gelebilir. Bu endeksi bir miktar belki geriye çekebilir, düzeltme yaratabilir ama ben bu düzeltmelerin bu işlem hacmiyle bu seviyelerdeyken çok sert olmayacağı görüşümü hala devam ettiriyorum. Ama bir düzeltme ihtimalinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Kısa vadeli işlem yapmak biraz daha zor. Orta ve uzun vadeli pozisyon almak için de uygun ortamlar hala diye görüşümü sürdürüyorum. Genel olarak bakıldığında endekste 6750 seviyesindeki o önemli direnç noktası şu anda kırılmış değil. Bu hafta boyunca bu seviye 6700-750 seviyesini çok zorladı. Buralara yaklaşımlarda satışların geldiğini görüyoruz. Ama satışlar geldiğinde de seans içinde karşılanıyor. Önemli bir destek noktası 6400-450 aralığı. Bu seviyede tutunduğu sürece yine 6750'leri zorlayan bir piyasayı önümüzdeki hafta görebiliriz. 400-450 seviyesi eğer kırılırsa 6100-150'lere kadar geri çekilmeyi önümüzdeki haftalarda görme ihtimalimiz vardır. Bu teknik destek noktalarına stop koyarak işlem yapmak her zaman için kurtarıcı olacaktır. Ekran başında olmadığınız dönemlerde. Stop her zaman, yani zarar durdur seviyesi her zaman yatırımcının yanında olan bir sistemdir. Bunu kullanmayı öğrenmek gerekir. Özellikle kısa vadeli işlem yapıyorsanız ama orta ve uzun vadeli işlem yapıyorsanız zaten bu düşüşler sizin portföyünüzü çok da fazla etkilemeyecektir geniş bantta baktığınız takdirde. Geçen hafta bilançosu iyi gelebilecek sektörleri ve bu sektörlerdeki hisseleri konuşmuştuk. Bugün özellikle son dönemde çok hızlı hareket eden, canlı duran, bu haftada haftanın son günü Cuma günü oldukça iyi kapatan perakende sektörünü aslında konuşmak istiyorum. Orada Migros'un ayrıştığını gördük. Genel olarak enflasyondaki yükselme eğilimi bu perakende sektörüne olan ilgiyi artırıyor. Gıda enflasyonu bütün dünyada düşmesine rağmen Türkiye'de artıyor. Gıda perakendesi tarafında da bu nedenle bir cazibe aslında oluşuyor. Fiyatlardaki yaşanan yükseliş özellikle bu bizim gıda perakendesi sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlerde kendi markalı ürünlerine olan talebi artırıyor. Çünkü bu ürünler biraz daha ekonomik. Bu nedenle bu ürünlere talep artıyor. Online kanallar tarafında da oldukça iyi gidiyor. Bu çerçevede bu indirimli marketler görece fiyat avantajına sahip oldukları için ön plana çıkıyorlar. Şimdi bunları tek tek inceleyecek olursak kısaca hemen üzerinden geçelim. Migros en fazla beğendiğimiz şirketlerden birisi perakende, gıda perakendesi tarafında. Çünkü Migros online operasyonlar tarafında ilk bu işe başlayan perakende şirketiydi. Dolayısıyla bu işin kaybanını da yiyen ve sektöre de aslında yol gösteren bir şirket. Bunun yanında çeşitli iştirakleri var Migros. Sadece perakende ticaretle değil farklı alanlara kanalize olmaya başladı son dönemde. Bir de nakit yaratma kapasitesi oldukça iyi. İlk çeyreğe baktığımızda Migros 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre oldukça iyi bir satış büyümesi yakalamıştı. Yaklaşık %250 civarında da bir net kârda artış görmüştü. Orada 560 milyon civarında bir kâr açıklamıştı ilk çeyrekte. İkinci çeyreğe baktığımızda satış gelirlerinin büyüdüğünü devam ettiriyoruz. Pazar payını koruyor Migros. 2990 civarında bir mağaza sayısı vardı. 3100'ü geçti mağaza sayısı. Yani bu ikinci çeyrekte de büyümeye devam ediyor. Tabii mağaza sayısı büyüdükçe ciro da gittikçe büyüyor. Nisan ayında şirket mülkiyetinde olan bir varlığını, taşınmazını satmıştı. Buradan yaklaşık 706 milyon lira bir gelir yazdı. Bunu bilançosuna yansıtacak, ikinci çeyrek bilançolarına yansıtacak. Bunun yanında 244-245 milyon lira civarında varlık satışından kaynaklanan rakamı bilançoya etki ettiğini göreceğiz biz. Tabii geçen 2022 yılında bazı cezalar vardı biliyorsunuz. Rekabet Kurumu'nun verdiği bazı cezalar vardı bu perakende şirketleriyle ilgili. Bu cezalarda ödediği 388 milyonluk cezanın yaklaşık 194 milyonluk kısmını geri alacak vergi dairesinden. Bu da bilançoya giriyor.
O nedenle mali tablolar iyi gelecek. Oradaki konsensüs beklentisi, ikinci çeyrekteki konsensüs beklentisi 1 milyar 38 milyon lira civarında kar bekleniyor Migros'ta. Bunu kısaca belirtmiş olalım. Ondan sonra bir diğer beğendiğimiz perakende şirketi Şok Market. Burada da bu cepte şokla ilgili online büyümesini artırdı Migros'tan sonra. Yine kendi markalı ürünleri var. Nakit pozisyonu oldukça fazla Şok Marketlerin. Bir de turizm bölgelerinde sezonluk mağaza açılışlarını gerçekleştiriyor. Bu yaz dönemindeki hareketlilik yine şirkete artı yazıyor. Gelir büyümesi artıyor bu çeyrekte. Operasyonel giderlere baktığımızda bu operasyonel harcamaların birçoğu, hatta yarısından fazlası personel giderini oluşturuyor ama çalışanların %90'ı asgari ücretli. Yılın ikinci çeyreğinde asgari ücrette herhangi bir değişiklik olmamıştı. Haziran ayından sonra, yani üçüncü çeyrekte asgari ücret artışı olduğu için biz operasyonel maliyetleri üçüncü çeyrekte göreceğiz. İkinci çeyrekte operasyonel maliyet artışı olmayacak. Bu da şirket açısından, bilanço açısından olumlu. Haziran ayı bitimiyle birlikte bakıldığında satışlardaki artışın marjlardaki daralmayı tolere ettiğini de görüyoruz. Bu anlamda bilanço iyi gelecek. Yine burada 2022'de verilen, tüm perakendecilere verilen o cezadan, rekabet kurulu cezasından İşte 384 milyon civarında bir ödemeleri vardı. Onun yarısını, 192 milyonunu geri alacaklar. O da bilançoya yansıyacak. Bu da olumlu. İkinci çeyrekte 870 milyon civarında bir kar beklentisi var Şok'ta. Üçüncü sırada BİM var. Yine iyi gelecek bilançolardan bir tanesi. BİM genel olarak sektördeki en fazla mağazası bulunan şirketlerden bir tanesi. Burada yine kendi markalı ürünleri var. Hızlı mağaza açılışları devam ediyor. Ayrıca yurt dışı operasyonları var. Fas ve Mısır gibi yurt dışında da etkin bir şirket. Gıda enflasyonunun yüksek seyri satış gelirlerini destekliyor. Diğer sektör oyuncularında olduğu gibi. Asgari ücret artışı yine burada da 3. çeyrekte yansıyacak. 2. çeyrekte çok fazla bunun bir etkisini operasyonel maliyetler üzerinde görmüyoruz. Fiyat artışları ve mağaza büyümesinin katkısıyla pazar payını artırdığını görüyoruz BİM'in. Bu güçlü satış gelirini aslında beraberinde getiriyor. Yıl sonuna baktığımızda, daha doğrusu ikinci çeyreğin sonuna baktığımızda yine BİM'de 118 milyonluk bir ceza tutarı vardı. Bunun yaklaşık 360 milyon lirasını iade alacaklar vergi dairesinden. Ama burada vergi dairesine geç başvuru yaptıkları için bu 360 milyonluk iade muhtemelen ikinci çeyreğe yetişmeyecek. Dolayısıyla ikinci çeyrek bilançosunun içinde olmayabilir bu. Üçüncü ya da dördüncü çeyreğe kalabilir. Buna dikkat etmek lazım. Yine de ikinci çeyrek net kar beklentisi, konsensüs beklentisi 2 milyar 448 milyon lira civarında. Bu sektör içinde bizim de önemli oyunculardan bir tanesi ama bizim kar anlamında kar yazmayacak, hatta zarar açıklaması beklenen şirketlerden bir tanesi. Ama genel olarak şirket iyi mi? Evet, iyi. Kur riski taşımıyor. Borçsuz bir yapısı var. İlk çeyrekte 30 milyon civarında bir zarar yazmıştı. Satış geliri büyümeleri de iyi. Burada %60 civarında bir büyüme bekleniyor. Ama ikinci çeyrek tahminlerine bakıldığında bazı operasyonel giderler dolayısıyla özellikle deprem etkisinin devam ettiği bölümde, çünkü bizim diğer perakendelerden biraz daha farklı. Çünkü geniş bir yaygın bir yapısı var. Deprem etkisini biraz daha fazla görüyoruz burada. Ve bu deprem etkisinin de yol açtığı bir olumsuz bilanço var. Orada 28 milyonluk bir zarar açıklaması bekleniyor. Genel olarak burada sıralama yapılacak olursa Migros, Şok ve BİM öncelikli olarak perakende sektöründeki hareketin devamı enflasyonist ortamda beklenebilir. Bu şekilde bunu da aktarmış olalım. Önümüzdeki dönemde altın soruluyor. Altın hala cazibesini devam ettiriyor. Gram altına baktığımızda 1700 lira seviyelerinde. 1700'ün altına geliyor. 1700 üzerine çıkıyor. Orada da ons son dönemde hareketli. Önümüzdeki hafta 26 Temmuz'da FED kararını göreceğiz. FED kararı eğer piyasa beklentisi dahilinde olursa, yani 25 bas puan artırılır ve önümüzdeki dönemde faiz artırmayacağız artık algısı oluşursa, o zaman ons tarafında 2000 doların üzeri, daha önceki yayınlarda hep bahsetmiş olduğum 2300 dolar seviyeleri net şekilde görülebilir. Dolayısıyla gram altın tarafında herhangi bir sorun yok. En son yayınımızdan sonra çok değişen bir şey de olmadı altın tarafında. Dolar tarafına baktığımızda doların baskılanmaya devam ettiğini görüyoruz. Ama Merkez Bankası para politikası faiz kararının etkisi dolar üzerinde hiç yaşanmadı. 27 lira seviyesinin altında hemen tutunmaya çalışıyor. Ama önümüzdeki dönemde yine kontrollü normalleşmeyle birlikte 27 liranın üzerine doğru ağır ağır atakları kurda görebiliriz. Bazı kur korumalı mevduat gibi ürünlerde özellikle zorunlu karşılıkların artırılmasıyla piyasadaki likitte, TL'nin likitlerinin çekilmesi dolar tarafına
gidebilecek TL ihtimalini bir miktar azaltıyor. Bu evet. Dolar üzerindeki baskıyı bir miktar azaltmış durumda aslında. Ama yine de doları düşürücü bir etki, dolar Türk lirasını düşürücü bir etki yaratması da şu aşamada beklenmez diyerek bu haftaki yorumumuzu tamamlamış olalım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.